Merhaba çocuklar. Bugünkü denememiz limit 8 denemesinin çözümleriyle beraberiz. Limit 8 denemesinin çözümleri ile. Hadi başlayalım. Hastanede acil servise giren hastaların aciliyetini belirlemek adına koridorlara kırmızı ve sarı şeritler eklenmektedir. Dikkat edin, klasik bir EBOB-ECOG sorusu olmuş. EBOB-ECOG 40'a 10 boşluk 50. 40'a 10 boşluk 50. Yani kırmızı şeritler 50-50 giderken sarılar ise 50'ye 10 boşluk 60, 50'de 10 boşluk 60 şeklinde ilerliyor. Ambulans ile gelen arzen hastalar demiş. Müdahale bekleyen, müsait olan hastalar 10 metre aralıklarla diyor. Diyor ki bize burada önemli sözcüklerden birisi 10 metreden daha kısa olan koridor. Yani 50 ile 60'ın ECOG'unu alacağız. 10 metreden kısa olacaklar. Her ikisini 10'a böldük. 5, 6. Aslında bu şu anlama geliyordu. Çapraz olarak verdiğimizde burada 6 tane, burada 5 tane olacak. 5, 6'yı çarptık. 300 santimetre, yani 3 metre olur. 10 metreden daha kısa olması gerekiyorsa bunu 3 ile çarparız. Yani çıkan sonuçlara 3 ile çarptığımızda 6 ile 5'i topla 11 çarpı 3'ten 33 tane şerit gerekli olacaktır. Evet, bu soruda şunu demesi gerekiyordu. En çok diye belirtseydi daha tatlı olurdu. 10 metreden daha kısa olduğu biliniyorsa şeritlerin başlangıç ve bitiş noktası arasında en çok kaç tane şerit konur dese tatlı olurdu, yoksa bunları da 11'in katları olduğu için işaretleyebiliyorsunuz. İkinci sorumuz köklü ifadelerde yaklaşık değer ve toplama ile alakalı bir soru. Kök 72, 6 kök 2'dir. Yani bir kenarımız kök 2 gelir. 98 dediğimiz 7 kök 2'dir. 7 bölme var. Yine her biri kök 2 gelecektir. Buna göre şeklin çevresinin hangisine en yakındır diye sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada var. 12 tane kök 2. Yani kök 288. Kök 288 yaklaşık kök 289'a, yani 17'ye yakındır. İkinin cevabı Denizli olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki bize Selin, böyle bir soru beklediğimiz soru tarzlarından birisidir çocuklar. Zor değildir. %70'lik, 75'lik bir sorudur. Fotoğraf çekimi için programınla 259 MB'lık sıkıştırma yapıp resimleri depoluyormuş. 259 her sene. Bakın her sene, yani her bir yılda 259'sa 4 yıla ait fotoğraflar 4 çarpı 259'dan 2 üzeri 11 megabaytlık bir depolama yapar. 8 GB'lık boş bir hard diski varmış. 1 GB 2 üzeri 10'sa 8 GB 8 çarpı 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 13 MB yapar. Bu arşivleme sırası işleminden sonra hard diskte kalan boş kısmın megabayt cinsinden değerini istiyor. 2 üzeri 13'ten 2 üzeri 11'i çıkaracağız. 2 üzeri 2, 2 üzeri 11, eksi 2 üzeri 11. Çocuklar, 2 üzeri 11'in başında hiçbir şey yoksa çarpı olarak 1 vardır demiştik. 2 üzeri 11 parantezinde 2'nin karesi eksi 1'den 3 çarpı 2 üzeri 11 yapar. Cevap Bursa'dır. Bölmeyeceksiniz sakın ha. Boş alan ne kadarlık yere eşittir diyor. Alt tarafa geçtim. Dördüncü sorumuz. Bir olasılık sorusu. Diyor ki yukarıda bir çark verilmiştir. A'nın gelme olasılığı B'nin gelme olasılığına eşittir. A'ya X dersem B de X oldu. C'nin gelme olasılığının yarısı ise C 2X'tir. C'nin gelmesi de D'nin gelmesine eşit.
E'nin gelmesinin yarısı 4x. Topladığımız zaman merkez açıyı 2, 4, 8, 10x yapıyor. 10x'imiz 360 dereceyi gösterirse x dediğimiz 36 dereceyi gösterir. Şimdi soru cümlesini okuyorum. Buna göre C dilimine ait merkez açı C dediğimiz 2x'ti, yani 72 derece olacaktır. Cevabımız Denizli'dir. Gelelim 5. sorumuza. Yukarıda dolaplar vermiş. Bu sayfamızı şimdi bir tık küçültüyorum daha hepsi sığsın diye. Diyor ki numaralandırmış dolapların ön kapaklarında belirli bir kurala göre yapılmıştır diyor. Şimdi bu kuralımıza bakalım. Maviye boya dediği için açık mavi alıyorum çocuklar. Diyor ki ilk şartımız, dolap numarası bulunduğu sırayla aralarında asalsa maviye boya. 3 ile aralarında asal olan 10 var, 11 var. 4 ile aralarında asal olan 13 var, 15 var. 5 ile aralarında asal 17, 18, 19. 6 ile aralarında asal olan sadece 23'tür. 7 ile aralarında olan asal olan 25, 26, 27'dir. Kaç tane geldi? 3, 6, 9, 11 tane. 11 tane. Diğerine geçtiğimde, diğeri de diyor ki bize bu kez, sıra numarası o sıradaki dolapların asal çarpanlarından biri ise, asal çarpan lafına dikkat, kırmızıya boyanacaktır. Asal çarpanlardan biri ise kırmızı. Kırmızıya boyunca çok koyu göründüğü için ben yine sarıya boyuyorum çocuklar. Bakın asal çarpan 3 asaldır, 5 asaldır, 7 asaldır çocuklar. O halde 9, 3 diye asal çarpanı vardır. 12'nin 3 diye asal çarpanı vardır. 4 asal olmadığı için 16 ve 14'ü kullanamıyorum. 5 asaldır, 21 asal çarpanıdır. 7 asaldır, 28'in bir asal çarpanıdır. O halde kırmızıya boyanan da 4 tane oldu. Diğer şart, diğer dolap kapakları ise boyanmayacaktır. Tamam, boyanmadık, duruyor. Buna göre mavi boyalı dolap kapağı sayısının kırmızı kapak sayısından kaç fazladır? 11'den 4 çıktığında 7 tane fazla gelecektir. Yukarıda bize kuralını vermiş. Hadi karenin değerini bulalım. Kare dediğimiz a kare artı ab'ye eşit. Düz üçgenimiz ab artı b kareye eşit. Toplarsak bu ifadeyi a kare artı 2ab artı b kareden a artı b'nin parantez karesi 441. Yani a artı b'miz çocuklar 21 yaptı. Renk değiştiriyorum. Şimdi geldim diğer ifadeye. Ters üçgen. Ters üçgen dediğimiz a çarpı b eksi ab. Yuvarlak dediğimiz ab eksi b kare. Topladığımız zaman burası da a kare olacaktı. A kare eksi b kare gelir. Bir topla bir çıkar yaptığımızda sonucun 63 gelmesi gerekiyor. A artı b'yi 21 bulduysak a eksi b'miz de 3'e eşittir. 21'i 3'e böldüğümüzde 7 gelecektir. Geldik 7. sorumuza. Standart sorularımızdan birisi oldu artık. Diyor ki birinci şekilde kenarları 4x olan kare şeklindeki bir yapı 2'ye katlanıyor. Daha sonra bir kez daha 2'ye katlanıyor. Kesilen çeyrek çemberin yarı çapı kök 3. Yarı çapı kök 3 de çeyrek çemberse çocuklar, 2 defa katladığımızda açtığımız zaman ortasında tam bir daire çıkacaktır. Dairenin alanı pi r kare olarak yukarıda vermiş. 3 çarpı kök 3'ün karesinden 9 yapar. Dairenin alanı 9, karenin alanı 16x karedir.
16x kare eksi 9 cevabımız olur minik kurbağalarım. Geldik 10. sorumuza. Yandan devam edelim. Diyor ki yukarıdaki cümle önemli bizim için. Kenar uzunlukları ardışık pozitif tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir yapının kenar x bir tam sayı olmak üzere hangisi alanını veren ifade olabilir? Ardışıksa bir fazla bir eksik şeklinde gitmesi lazım. B şıkkına baktığınız zaman eksi 2 eksi 3 ardışıktır. Hocam x artı 2'nin nereden biliyoruz ki x artı 2 eşit olmadığını? Nereden bilelim ki böyle bir şey yapamam ya da x artı 4'e eşit olduğunu? X eksi 3, x artı 3 ardışık değiller. Aralarında 6 fark var. X artı 2, x artı 2 bunlar da eşittir çocuklar. Cevabımız Bursa gelecektir. Önce 8'i yapalım sonra 7'ye bakalım. 8 de demiş ki bize karışık gibi duran bir ifade vermiş ki bence karışık ve zor sorulardan birisi olmuş. Zor bir soru. 150'yi kök dışına çıkardığımızda 25 çarpı 6'dan 5 kök 6 çarpı AB artı 96 16 çarpı 6'dan 4 kök 6 çarpı CD eşittir P'ye. Diyor ki bakın AB ile CD birbirinden farklı iki basamaklı sayı. Kök 6 kaldığına göre çocuklar AB'nin çıkacağı değere 2 kök 6 derim. En küçük değeri. Kök 6 desek bir basamaklı olduğu için 2 kök 6 yani 24 dedim. CD dediğime de 3 kök 6 derim. Birbirinden farklı olduğu için bu da 54 yapar. En küçük alacağı değerlerdir. 5 kök 6 ile 2 kök 6'yı çarptığımızda 60. 4 kök 6 ile 3 kök 6'yı çarptığımızda 72. Sonuç en az 132 gelecektir. Geldim yandaki 11. soruya. Yukarıda bilimsel gösterimin bana tanımını vermiş. Diyor ki bordan bahsediyor yukarıda, bor madeninden. Üstelik bir bor rezervinin %73'ü Türkiye'de bulunuyormuş. 2018 yılında 2,9 milyar ton bor madeni ihraç edilmiştir. 2,4 milyon demek çocuklar. 2 milyon 400 bin ton. Kilograma şimdi bunu bilimsel yazarsak normal yazalım önce. 24 çarpı 10 üzeri 5 tondu. Kilograma çevirmek için 10 üzeri 3 dersek kilogram olur. Yani 24 çarpı 10 üzeri 8. Kilogram cinsinden bilimsel gösterimi 2,4 çarpı 10 üzeri 9 cevabımız Adana olacaktır. Gelelim 9. soruya. 9. soru yine zor sorulardan birisi olmuş. Bakın dikkat ettiniz mi? 8 ve 9 zor. Yani denemenin ortasına zor sorular koymaya başlıyor. Gerçek sınavda da böyle olacak çocuklar. Haydi bismillah başlayalım. A dediğimiz 3'ten küçük, B dediğimiz A'dan büyük ve 5'ten küçük. EBOB'ları 15 olacakmış. EBOB'u 15 demek aslında şu anlama geliyor. AB 5 sayısı 15'in katı olsun demektir. 3 basamaklı 15'in katı olan sayımız 105 vardır. 120 vardır. 135 vardır. 105'i alamam. Neden? Çünkü AB'den küçük olacak diyor. 1 sıfırdan küçük değildir. 120'yi alamam çünkü sonu 5 ile bitmiyor ama A, B ve 5 sayısı 135'te kurala uyuyor. Yani A sayısı yerine 1 yazdığımızda ECOG 15'in birinci kuvveti ile 3'ün ECOG'unu aldığımızda sonuç 15 gelecektir çocuklar. Burası 3, karıştırmayınız. Biraz çirkin yazdık. Hemen düzeltelim. Evet efendim. Geldik 12'ye. Bu eşitliği sağlayan x değeri kaçtır demiş. 1'den 19'a kadarki sayıların toplamı. Bakın dikkat edin. 19 tane sayı var. Ortada 10 olacak. 1 ile 19'un toplamı 20. 2 ile 18'in toplamı 20. 19'a kadar 2'yi eşleştirdiğimizde 9 tane 20 gelecektir.
artı 10 var, ortada kalan değerimiz. Toplandığı zaman bu ifade 5 üzeri 190 yapar. Bölü 125, 5 üzeri 3'ün 64'ü idi. Bu da 5 üzeri 192 yapar. Böldüğümüzde birbirine 190'ı 192'ye 1 bölü 5'in karesi. Yani 1 bölü 25 eşittir x bölü 100'e. 100'ü kaça bölsek 25 olur? Tabii ki 4'e. Geldim diğer sayfamıza. 13. sorumuz. Köklü ifadelerde yaklaşık değer ve toplama çıkarma. Diyor ki bize kapının uzunluğu kök 3'tür. Burası kök 3. Kapı açıldığında burası kök 3. 48 dediğimiz 4 kök 3. O zaman bu duvarın ya da bu koridorun uzunluğu ne oldu çocuklar? 6 kök 3. 12 dediğimiz 2 kök 3'tür. Şuraya yazıyorum şimdi. 6 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarparsak 12 çarpı 3'ten 36 olacaktır. Duvarın alanı nedir diye sormuş. 36 metrekaredir. Geldik 14. sorumuza. Bu sorulardan kesinlikle bekleyiniz. Birkaç tane ifadeyi birbirine bağlayıp sormuşlar. Diyor ki bize, televizyondaki yemek yarışmasında aynı anda yarışmaya başlayan adayların sırasıyla aşamaları tamamlamaları gerekmektedir. Bu yarışmayı aşamalarını tamamlama sürelerinin toplamı en az olan aday kazanacaktır. En az olan aday, yani en hızlısı. Hadi toplayalım. Kök 2, 18 dediğimiz 3 kök 2, 8 dediğimiz 2 kök 2. Toplarsak 6 kök 2, kök 72. Bunu bir tık büyütelim. Geldik bir diğerine. Kök 5, 20 dediğimiz 2 kök 5 ve kök 5 toplarsak 4 kök 5, yani kök 80 yaptı toplamları. Kök 72, kök 80, kök 3, 3 kök 3, 12 dediğimiz 2 kök 3 toplarsak 6 kök 3'ten 36 çarpı 3, 108, 32, 4 kök 2'dir, 28, 3 kök 2, 3, 4 daha 5, 1 daha 7, 1 daha 8 kök 2, 8 kök 2'miz 128 yapar. Bize diyor ki hızlı olan kazanacaktır diyor. Hızlı olan kazanırsa 72, 80, 108 ve 128. En düşük olan Nermin Hanım bu yarışmayı kazanacaktır. Geldik 15. sorumuza. Diyor ki her seferinde 100 mililitre soğuk su ya da 80 mililitre sıcak su doldurmaktadır. Bu ofiste cumartesi günü 180 bardak sıcak su ile soğuk su beraber alınmıştır. En önemli sözcüklerden biri, su miktarlarının toplamı birbirine eşittir. Kilit sözcüğümüz çocuklar, birbirine eşittir. O halde 100 ile 80'in EBOB'larını aldığımızda 180 bardak kullanacağız, unutmayın. 20'ye böldük, EBOB'ları 20'dir, 5'e 4. Yani bundan 5 bardak, bundan 4 bardak tam tersi olarak eşitlenecek. 4 kere 100, 400 yapar, 4'ün katı olacak. 5 kere 80, 400, 5'in katı. Topladığımızda 9x 180 bardak yapacak ise x dediğimiz 20'dir. Yani 80 mililitre olandan 100 bardak, 100 mililitre olandan 80 bardak olacaktır. Buna göre cumartesi günü toplam kaç bardak sıcak su alınmıştı? Sıcak su 80 mililitreydi, 100 bardak alınmış demektir. Geldik 16. sorumuza. Zeynep ve Duru bir kafede. Duru içeceklerin olduğu menüye, Zeynep ise yemeklerin olduğu menüyü seçmiştir. Zeynep'in seçtiği yemeğin fiyatının
Çiziyorum bakın sözcüğümüzü. Parça parça gitmeyi unutmuyoruz. Zeynep'in seçeceği yemeğin fiyatının iki tane asal çarpanı olan yemeklerden herhangi birini, iki tane asal çarpanı olacaksa 12'nin iki tane asal çarpanı vardır 2 ve 3. Kebabın iki tane asal çarpanı vardır 2 ile 3. İskender 2 ile 7'dir. Makarna sadece 2'dir olmaz. Köfte 2 ile 5'tir. Pizza 23 asaldır bir tane. Hamburger 5 olur sadece. Patates kızartması 2 olur gitti. Şimdi geldik Duru Hanım'a. Duru ise seçeceği yemeğin fiyatının bir tane asal çarpanı olan içeceklerden sipariş veriyor. Bir tane asal çarpanı. 16, 8 ve 9 olabilir. Şimdi soru cümlesini okuyorum. Bakın çocuklar, taktik buydu. Zeynep ve Duru'nun menülerinden birer tane sipariş verdiklerinde kaç farklı olası durum olur diyor. Kaç farklı olası durum olur? 4 çarpı 3'ten 12 farklı olası durumumuz olacaktır. Geldik 17. sorumuza. Diyor ki bir incir kurutulunca kütlesinin %50'sini, %50 demek 1 bölü 2'sini, kuru incirde kütlesinin %12,5 yani 1 bölü 8'ini lokuma çeviriyormuş. İncir üreticisinin 2 üzeri 13 kilogram yaş inciri satın almış, aldığı incirin tamamını aşamalardan geçirip lokum yapmıştır. 1 bölü 2, 1 bölü 8 çarptığımız zaman 1 bölü 16 olur. 2 üzeri 13 çarpı 1 bölü 16. Yani 2 üzeri 13'ü 2 üzeri 4'e böldüğümüzde sonuç 2 üzeri 9 kilogram. Kilogramı 2 üzeri 5 TL'den satılır ise 2 üzeri 5 TL'den 2 üzeri 14 lira para kazanırız. C şıkkı 2'nin karesinin 7. kuvvetinden 2 üzeri 14 yapacaktır. Geçelim bir diğer sayfamıza. 18. soru. Diyor ki bu hastanedeki 4 bölümde çalışan hemşirelerin bölümlere göre dağılımları daire grafiğinde ve bölümlerde Mayıs ayı boyunca gelen hastaları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Hangi bölümdeki hemşire sayısı en fazladır diye sormuş. Bunu şöyle yapabilirsiniz çocuklar. 120, 80 daha 200, 90 daha 290, ortopediye 70 derece kaldı. Derecelerin her biri hemşire sayısını göstersin. 120 hemşire, 80 hemşire, 90 hemşire, 70 hemşire. İsterseniz sıfırları da birer tanesini kaldırıp 12, 7, 8, 9 olarak gösterebiliriz. Dahiliyedeki bakın hasta sayısı 1000 ile gösteriliyor. 6000'i 12'ye böldüğümüzde 500. Kardiyolojide 3000 hasta var. 3000 hastayı 9'a böldüğümüzde 1000 bölü 3 yapar. 1000 bölü 3'ten yaklaşık 333 gibi diyebiliriz. Daha az geldi 500'e göre. Sarı olan göz hastalıklarıydı. Gözde 4000 hasta var. 8'e böldüğümüzde yine 500 tane hemşire yapar. Ortopedide 5000 hasta var. 7'ye böldüğümüzde 50'de 7, 7 kere var 49. 710 gibi bir durum çıkar ortaya ki en çok hastaya bakan hemşire sayısı ortopedi bölümünde vardır. Geldik 19. sorumuza. Diyor ki bize önemli yerlerin yine altını çiziyorum. Bir rüzgardaki çanlardan yapmışlar. Çanlardan. Her biri en üstteki kare şeklindeki plastik parçasının alanı 9x kare artı 6x artı 1. Yani bunun bir kenarı 3x artı 1'in karesinden kenar 3x artı 1'dir. Karelerin kenar uzunlukları ikişer azalıyor.
O halde bunun kenarı 3x eksi 1. Bunun kenarı 3x eksi 3. En küçük olanın kenarı 3x eksi 5'tir. Geldim soru cümlesine. Buna göre en küçük olan karenin alanını veren 3x eksi 5'in alanı C şıkkında 9x kare eksi 30 artı 25 olacaktır. 20. soru. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla odasında bulunan kare şeklindeki eş iki pencereyi eş iki pencere diyor. Birbiriyle süslenecektir. Bakın bizim tel soruları gibi oldu çocuklar. 1 bölü 3, 1 bölü 4 diyor. Yani hem 3'e hem 4'e bölünen sayı 12x olacak. Şimdi birinde perdenin kenarının 3'te 1'ine, 3'te 1'i diyor. 12 3'e böldüğümüzde 4x. Burası 4x olur. 4x olur. Burası yine 4x olur. Diğeri ise 4'te 1'i. 12'yi 3'e böl, 4'e böldüm. 3x olur. Geriye kalan yer 4,5 ve 4,5'tur. Şimdi sorusunu okuyorum. Kırmızı renkli süsleme kağıtlarının orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre, evet bakın 4x'e 3x tam sayıdır olduğuna göre, pencerelerden birinin santimetre cinsinden alanı hangisine eşit olabilir? Kenarlarına 12 12 demiştik. Çarptığımız zaman 144'ün katı olan bir şey olabilir demektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere çocuklar.